Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde haber ögesinin fiil cümlesi şeklinde gelişiyle ilgili genel alıştırmalar göreceğiz. İlk alıştırmamız cümlelerin Türkçelerinden yararlanarak boşluklara uygun müptedalar getirin. Evet arkadaşlar burada bu cümlelere uygun müptedalar getirebilmemiz için haberlere bakmamız lazım. Bizim için haberler çok önemli çünkü buradaki haber habere bakıp da müptedayı getireceğiz. Onlar ismi işaret olarak gelecekmiş öldü. Onlar öldü. Evet. Şimdi mehtet mühendis geldiğine göre onlar ismi işarette bunlar olsaydı hazihi yazardık. Akısların çoğul demek ki bu. O zaman tilke. Onlar şunlar. Tilke mehtet. Onlar öldü. Yani akılsız kediler, köpekler, böcekler. Evet. Şunlar öldü. Tilke müpteda. Mehtet haber. Toplantılar başladı. Bakın bede et başladı. Bede e ye, yebde ü. Toplantılar müpteda cins isim olduğu için başına el takısı getirmemiz lazım. İctima çoğulu ictimaat. El ictimaatu bede et. El ictimaatu bede et. El ictimaatu müpteda bede et haber. Müpteda akılsız çoğul olduğunda haber de müfret müennes gelirdi. Bu kuralı öğrenmiştik. Onlar trene bindi. Onlar hem zamirde var hem de ismi işarette var. Zamir olduğuna göre buradaki rakibi bizim için önemli. Rakibu erkekler bindiler. Demek ki buraya zamir olan hümü getireceğiz. Hüm rakibül gitar. Hüm rakibül gitar. Evet burada hüm mübtedadır. Bunun haberi fi cümlesi halinde gelmiştir. Rakibu fiil vav fail el kitar mef'ulun Bu kendi içinde irap yapılacak. Rakibe yarkebu fiilimiz. Onlar piramitlere bakıyor. Bir kere onlar ismi işaret olacakmış. Yanzuruna bizim için önemli. Onlar bakıyorlar. Bu erkekler için kullanılıyor. Dolayısıyla yani ismi işaret olduğu için hüm demeyeceğiz. Üleike diyeceğiz. Yani onlar şunlar manasında. Üleike. Bakın buraya vav koyuyorduk. Bu vav yazılacak ama okunmayacak. Üleike yanzurune ilal ehram. Üleike yanzurune ilal ehram. Evet. Nazara ile ile kullanılır. Nereye bakıyorsak onun başına ile getirecektik. Daha önce öğrenmiştik bunu. Burada üleike mübteda ise bunun haberi fi cümlesi halindedir. Yanzurune ilal ehram. Heramın çoğu ehram. Heramın piramit output... ehram piramitler. Bu ikisi otobüsten indi. Burada bizim için nezele önemli. Nezele min indi, yenzilü min iniyor. Bu ikisi olduğuna göre, evet müzekker olacak bu ikisi. Bir hezen var, bir de hâteni var. Biz burada hâzeni kullanacağız. Böyle yazacağız bakın. Hâzeni nezele minel hafile. Hâzeni nezele minel hafile. Hâzeni mübteda. müptedan merfuk alamet eliftir. Çünkü tesniyedir bu şu elif Haber de nez cümle halindedir. Mahalle merfudur. Nezelemin yenzilümin. Kızlar güldü. Evet. Dahik ne? Burada bakın haber çoğul gelmiş, müennes gelmiş. Gülme fiili dahike yadhakü. Kızlar. bin çoğulu elbenat. Elbenatü dahik ne? Elbenatü dahik ne? müpteda. Mübdeden merfuk alime dammedir. Cins isim olduğu için başına el taksi getirdik. Haber de fi cümlesi halinde gelmiştir. Dahik ne? Haber mahalle merfudur. Haber mübtedaya uyar. Haber mübtedaya hep hem cinsiyet yönüne hem de sayı bakımından uymak zorundadır. Fiilimiz dahike yadhakü. Halit ve Salih gazete okuyor. Evet buraya iki tane özel isim alem yazacağız. Halit Halidun ve Salihun Halid ve <.ấy> Salih yakra'anil yakra'ani sahife Halid ve Salih yakra'ani sahife Evet burada Halid mübtedadır. Bu vav atıf harfi Salih mantuftur. Buraya bağlıyoruz bunu. Yani burada mübteda Halid'dir sadece arkadaşlar. Diğerleri ona bağlanır. Haber burada fiil cümlesi halinde gelmiştir. Yakra sahife. Evet haber mahalle merfudur. Cümle halinde. Yakra fiil bunun faili buradaki eliftir. Sahifeten de yakra o fiilin yakra fiilinin mefulün bihidir mansuptur. Biz konuşmaya başladık. Biz evet bedenel kelame konuşmaya başladık. Buraya biz yazacağız. Biz zamir arkadaşlar. Nahnu Nahnu bede'nel kelam. Bede'e yebde'u başlamak. Nahnu mübteda. Bede'nel kelam. Haber, haber fi cümlesi halinde gelmiştir. Nahnu yazmasaydık manası yine biz konuşmaya başladık olurdu. Ama o zaman fi cümlesi olurdu. Eğer bizden isim cümlesi yapmamızı istiyorlarsa başa mutlaka ya bir cins isim, ya bir özel isim, ya bir zamir, ya bir ismi işaret veya özel isim getirmek zorundayız. Onlar sustular. Onlar iki tane. Acaba zamir mi yoksa işaret ismi mi? Evet zamir isteniyor bizden. Seketne olduğuna göre bu. Onlar erkek mi kadın mı? Biz bunu anlıyoruz. Seketneden kadınlar için kullanılmış. Hünne. Hünne seketne. Eğer işaret ismi olsaydı, ismi işaret olsaydı üle eke derdik. Hünne mübtedadır. Seketne haberdir. Fiilimiz sekete yeskütü. Bir fiili öğrenirken mazi ve muzarisi birlikte öğrenelim arkadaşlar. Sekete yeskütü. Evet haber mahalle merfudur. Hoca kelimeleri açıklıyor. Bakın hoca acaba kadın mı erkek mi teşrahu fiiline bakacağız. Ha yeşrahu olsaydı bu hoca erkek olurdu. Demek ki teşrahu dediğine göre müennes. Hoca üç tane hoca var. El muallimetü olabilir. Öğretmen hoca. El muallimetü. İşte el müderrisetü diyebiliriz. El müderrisetü. Bir de el üstazetü diyebiliriz. Kadın bunlar. Üstazetü. Kadın oğlu nasıl anladık? Teşrehu fiilden anladık. El muallimetü teşrehul müfredat. El müderrisetü teşrehul müfredat. El üstazetü teşrahul müfredat. El muallimetu mübtedanın merfu kelime dammedir. Haber burasıdır. Şeraha yeşrahu açıklamak, şerh etmek. Şeraha yeşrahu. Burada müfredat kelimet de olabilirdi. Farklı kelimeler öğrenildi. Müfredün bunun tekili. Müfred hem tekil manasına geldiği gibi hem de kelime manasına gelir. Müfredün çoğulu müfredat. Müfredat manasına gelmez. Türkçedeki müfredat değil bu. Öğütler akıllı kimselere fayda sağlar. Fiilimiz nefa'a yenfe'u. Nefa'a yenfe'u. Niçin tenfe'u geldi? Öğütler akılsız çoğulu olduğu için. Nasihatün nasai. Başına el taks koyacağız. Çünkü bu bir akılsız çoğul ve cins isimdir. En nasaihu tenfe'ul uqala. Bu uqala akil kelimesinin çoğulu. Akıl, akıllı. En nasaihu mübteda tenfaul ukala haber haber fiil cümlesi halinde gelmiştir. Mahalle merfudur. Niçin buradaki fiil müennes geldi? Tenfau iki tane Arapçada. Biri o kadın, o müennes veya akılsızların çoğu faydalı oluyor. Bir de sen erkek. ya buradaki tabii ki akısların çoğuna gittiği için o onlar yani. Sen yalan söylüyorsun. Tek zibine bizim için önemli. Sen entemi entimi. Bunun enti olduğu aşikar Enti. Sen. Eğer bu tekzibu olsaydı, tekzibu, o zaman ente olurdu. Evet. Kezebe, yekzibu, yalan söylemek. Kezebe, yekzibu. Enti müpteda, tekzibine zibine haber. Tabi müpteda da mahallen merfu. Haber de mahallen merfudur. Çünkü müpteda mebnidir. Ondan dolayı haber de cümle haline geldiği için. Şu ikisi başarısız oldu. Şu ikisi bir kere bu işaret ismi feşilete bizim için önemli. Bu müennestir. Feşile yefşelü. Feşile yefşelü. Bu ikisi olsaydı heten olacaktı. O zaman şu ikisi müennes tenike. Tenike feşilete. Evet eğer bu feşile olsaydı o zaman zenike olurdu. Zenike. Tenike feşilete. Tenike müptedadır merfluk alamet eliftir. Çünkü bakın tesniyedir. feşile de haberdir. Haber fi cümlesi halinde gelmiştir. Mahallen merfudur. Haber niye müennes geldi? Çünkü müpteda müennestir ve tesniyedir. Yıldızlar ortaya çıktı. Necmün nücüm. Bu bir cins isim olduğu için başına el taksi koyacağız. En nücüğümü zaharat. En nücüğümü zaharat. En nücüğümü müpteda zaharat. Haber. Niçin bu haberi mü mühendis getirdik? Çünkü müpteda akılsız çoğulsa haber müfett mühendis gelirdi. İkinci tip alıştırma. Cümlelerin Türkçelerinden yararlanarak boşlukla fiil cümlesi halinde uygun haber ögeleri getiriniz. Yağmurlar yağıyor. Evet. Yağmak fiili nezele yenzil. Hem inmek hem yağmak manasına gelir. Bu nezele veya hebata yapıcı. Neyse el emtaru yağmurlar akısı çoğul olduğu için fi ne olacak müennes olacak yağmurlar yağıyor Tenzili. el emtaru tenzili. yağdı olsaydı nezelet olurdu evet zaman önemli el emtaru mübteda merfuk alamet dammedir cemi teksidir. bu haber bakın fi cümlesi halinde gelmiştir mahallen merfudur Müpteda kız çoğulunca haber de müfet müennes geliyordu. Çocuklar evi terk etti. El evladu. Çocuklar bakın erkektir. Veledün evlad. Terake yetruku. Fiilimiz terake birinci baptan. Terake yetruku. Fiilleri ezberleyelim. Terake yetruku. Terk etti bakın. Mazi olacak. El evladu. Terakü. Buraya elif yazıyorduk. El evladu terakül beyt. El evladu terakül beyt. El evladu mübtedanın merfuk alamet dammedir. Haber fiil cümlesi halinde gelmiştir. Mahalle merfudu. Terakü fiil, vav fail, el beyte mefulün bihtir. Neyi terk ettiler? Bu fiilin mefulüdür. Onlar bir ses duydu. Onlar, iki tane onlar var. Hem zamir var hem isim şartı. ne bakın zamir. Onlar. Hüm değil. Kadın olacak. Semi'a duymak fiili. Semi'a yesme'u. Semi'a yesme'u. Evet. Hünne mazi olacak. Duydu. Hünne semi'ne sauten. Hünne semi'ne sauten. Hünne mübtedadır. Mahalle merfudur. Haberi semi'ne sauten. Fi cümlesi halindedir. Mahalle merfudur. Semi'a fi nun fail sauten de mefulun bihtir. Bu ikisi eve döndü. Raca'a ile 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 yarci'u ile. Ade de olur. Ade de var. Ade yaud. İkisi de döndü dönüyor. Harfi icerleri ila ile kullanırsak bir yere dönmek. Eğer biz bunu min kullanırsak bir yerden dönmek. Ha tane bu ikisi. Bakın döndü mazi. Mühennes bu. Hezani değil. O zaman raca'ate dememiz lazım. Raca'ate. Çünkü haber müptedaya uyar. Müpteda hatani tesniye ve müennes olduğu için bakın müennes merfuluk alamet eliftir. Haber de fiil cümlesi halinde gelmiştir. Hatani raca'ata ile dar. Hatani raca'ata ile dar. Yıllar geçti. Es senevâtu senetünün çoğulu bu. Senetün bunun iki çoğulu var. Sinüne şeklinde çoğulu var. Bu cemi müzekker salim. Bu sinine bunun mansubluk ve mecurluk hali sinine olur. Yani senetin iki çoğula. Biri cemi müennes salim, diğeri cemi zeker salim şeklinde geliyor. Senetün senevet, senetün sinune, sinine. Merra yemurru geçmek. Merra yemurru. Bakın bu fiil geçmişti daha önce. Eğer biz bunu fiili harfi cersi kullanırsak geçti. Ama ala ile veya b harfi kullanırsak bir yere uğramak. Es senevetü merrat. Yıllar geçti. Eğer yıllar geçiyor olsaydı temurru derdik. Es senevetü temurru. Es senevetü es müpteda me alemet dammedir. Haber <laughs> burada fi cümlesi halinde gelmiştir. Mahallen merfudur. İki uçak iniş yaptı. Nezele de indi arkadaşlar. İndi iniş yaptı. Nezele yenzilü az önce geçmişti. Yağmurda geçmişti. Bu bir de hebeta. yeh yehbitu. Bu da indi. Evet. Et bakın mazi. Et tairaten nezelete de ederiz deriz. Veya hebetata. Hebedate. Evet. Et tairaten nezelete. Et tairaten hebetate et mübtedadır merfuk alimet çünkü tesniyedir. Haber fi cümlesi halinde gelmiştir. Mahallen merfudur. Biz endişe ediyoruz. Nahnu fiilimiz Kalika yaklaku. Kalika yaklaku. Nahnu naklak. Muzari fiil olduğu için bu. Naklaku yazacağız ama dururken nahnu naklak. Nahnu naklak. Nahnu mübteda mahalle merfu. Haber de fi cümlesi halinde geldiği için mahalle merfudur. Biz endişe ettik olsaydı nahnu ne olurdu. Siz başarıya seviniyorsunuz. Sevmek feriha bi feriha bi yefrahu bi bir şeye sevinmek. Harfi ceri bi'dir. Entünne siz seviniyorsunuz muzari. O zaman yefrahu'dan çekeceğiz. Ne olacak? Tefrah ne olacak? entünne tefrahne bin necah. Entünne mübtedadır. Mahalle merfudur. Haberi fi cümlesi halinde geldiği için mahalle merfudur. Entünne tefrahne bin necah. Tren istasyona vardı. Varmak vasale ile. Evet. Muzarisi yasilu ile. Vasale ile, ile bir yere varmak. Vasale minle bir yerden gelmek. El-kitaru tren. Mazi muzarimi vardı olduğuna göre mazi. El-kitaru وصل الى المحطه القitaru وصل الى المحطه القitaru mubtada merfu alemetu dammedir wasala ila al bu haberdir haber fi cume gelmiştir. evet ila harfi olduğu için bakın bu al mahattati mecrurdur harfi cerlerden sonra gelen isimler mecrurdur İşçiler eve döndü döndü raca ile ila harfi onun yerci'u ile veya ade olabilir. Ade ile yaudu ile. Bunlar de dönmek. İle harbiciyle bir yere dönmek. El amel işçiler. Acaba bu müzeker mühendis Çok geçti bu. Bu amilün, erkek işçinin iki tane çoğulu vardı. Biri ameletün, diğeri ummeldi. Bu ikisini ezberleyelim. O zaman erkek bunlar döndüler. Döndü dediğimize göre mazidir. El ameletü raca'u. Bakın raca'at diyemezsiniz. Mühendis değil. Veya raca'a diyemezsiniz. Mübteda çoğul olduğu için bu cemi teksirdir. Düzensiz çoğul. Mübtedanın merfuk alamet damme. Haber fi cümlesi halinde gelmiştir. El ameletü raca'u ilel beyt. Hatice ve Fatma bavulu açıyor. Hadice ve Fatıma bavulu açmak fetaha valizi açıyor, bavulu açıyor. Feteha yeftehu. Fiil bu. Açıyor muzari. Evet o zaman ne olacak? Teftehani. Çünkü müennes bunlar. Teftehanin üç manası vardı. O iki kadın açıyor. Siz iki erkek açıyorsunuz. Siz iki bayan açıyorsunuz. Hatice burada müptedadır. Hatice müptedadır ve at var onu bağlıyoruz. Haber fi cümesinde gelmiştir. Evet. Teftahanil hakibe. Hakibe mef'ulün bihtir. Masraflar, harcamalar arttı. Nefakatün nefakat. Bu nafaka manasına geldiği gibi harcama manasına geldi. Nafaka, çoğulu nefakat. Artmak zade yezidü. Zade arttı. Yezidü. Mazi olacak. En nefekatü zâdet. Evet, enne fakat mübteda akılsız çoğulu olduğu için haber de müfet mühennes gelmiştir. Bunlar insan olsaydı bu zâdet olmazdı, çoğul olurdu. Enne fakat mübteda merfuk elmet damme haber mahalle merfug. Evet, onlar zarar etti. Zarar etme, hasira yahseru. Hasira yahseru. Onlar zarar ettiler. Hüm olduğuna göre mazidir, hasiru. Niçin çoğul getirdim? Çünkü haber müptedaya uyar. Hüm hasiru. Onlar müzekker. Ödevleri yazıyor. Üleike zaten yazmışız onlar. Yazmak ketebe. Çok geçti bu fiil. Ketebe yektübü. Mazim muzarim olacak. Muzarim Yazıyor çünkü. Üleike Ülâike yektubûnel vâcibâd. Ülâike yektubûnel Mahallen merfudur. Haberi fi cümlesi geldiği için bu da mahallen merfudur. Siz Arapça konuşuyorsunuz. Nataka bi yantiku bi konuşmak. Nataka yantiku. Evet. Entüm muzari olacak entum tantiquna bil arabiyye nataqa bir şey bir dille konuşmak entum tantiquna bil arabiye. şu ikisi para çalıyor tanike kadın bu bakın seraka çaldı seraka yesriku evet şu ikisi paraları çalıyordu olur. çünkü nuku çoğul para çalıyor diyebiliriz tanike şu ikisi Mazi muzâri mi çalıyor muzâri Tesriqani. çünkü kadınları göstermiş iki kadın yani zânike değil zânike olsaydı esrikâne olurdu tânike tesrikânin nukût tânike mübteda merfû'u alamet elittü çünkü tesniyedir haber fi cümlesi halindeki mahalle merfû'u evet başka bir alıştırma isim cümlelerinde mübteda veya haber ögelerinde yapılan yanlışları düzeltiniz dersler başladı. Türkçe dersler başladı. Ed durusu doğru. Yanlışlık haberde olmuş. Bedeet. Bedeet. Müpteda akısı çoğulursa haber müfet mühendis gelir. Çocuklar çok konuşuyor. El evladu yantıkla ne yanlış olmuş. Çünkü o erkek yantıkune ne olacak? Doğrusu el evladu yantıku ne? Kesiran. Çok bu hep. Kesiran. O ekmek satıyor. O ekmek. Hiye doğru o. Satıyor gibi müzekker için olmuş. Hüve olsaydı olurdu. O zaman ne olacak bu? Ha haber müpteday umes lazım. Hiye tebi'u hubzen. Hiye tebi'u. Hiye yebi olmaz. Hüve yebi olur. Biz diplomaları aldık. Hasale ale. Bu harfi fiildi. Bir şeyi almak. Nahnu hasal ya yani o ne o kadınlar aldılar demek. Biz aldığımız için ne olması lazım? Şu uzatmamız lazım bu beri. Nahnu hasalna ala şehadat. Şehadetun şehadet diploma demek, belge demek. Nahnu hasalna ala şehadat. Gemiler battı. Sefinetün çoğulu sükün doğru. Akılsız çoğulu olduğu için müpteda ama bakın e, haber yanlış olmuş. Battı. Ne olması lazım? Garikat. Es süfünü garikat. Es-süfünü garikat. Müpteda kısçı olursa haber de müfet mühendis gelir. Taciler ticaret mallarını taşıdı. Et tüccarı tacirler. Bakın haber yanlış olmuş. Hamel tüm siz taşıdınız demek. Ne olacak? Onlar taşıdır olmasın. Hamelül badai. A. Bir de e, mef'ul de yanlış olmuş. Hamelü el badai'a olması lazım. Evet. Et tüccarı hamelül badai'a. Onlar Arapçayı zor sanıyor. Hüm onlar doğru zannü zannettiler. Yazunnune olması lazım doğrusu. Hüm yazunnun el-arabiyete sa'be. Hüm yazunnun el-arabiyete sa'be. Son alıştırma Müptede ve haber uyumu dikkate alarak Türkçe cümleleri Arapçaya çeviriniz. Ben misafirleri tanıyorum isim cümlesi yapacağız arkadaşlar. Onun için ene demem lazım. Ene. Tanımak fiili arafe ya'rifu. Ene. E'arifu. Tanıyorum. Dayıfın duyuf. Misafirler. Ene e'arifu duyuf. Fiilimiz arafe ya'rifu. Tanımak. Ene e'arifu duyuf. Ben misafirle tanıyorum. Ene müpteda. Mahalle merfu haber bakın fi cümlesi halinde gelmiş. Ene yarifi olmaz. Ben var o tanımak olur. Yarifi o tanıyor. Zamire uygun şekilde ne yapmamız lazım? Müpteda uygun şekilde haber olan fiili getirmemiz lazım. Niye bunu et dedim? Çünkü e arifi fiilinin mef'ul bihidir. Kimi tanıyorum? Misafirleri. Kadın dinleyiciler oturdu. Kadın dinleyiciler. on Müstemi dinleyici. Müstemiyatun kadın dinleyici. Onu çoğul yapmam lazım. el müstemiatü el müstemiatü oturdu celese yecilisü mazi muzaribi mazi olacak el müstemiatü celesne evet niye celesne getirdim müpteda çoğul ve müennes haberi de ona uygun olarak getirdim bu akılsız çoğul olsaydı celeset olur tabii ki müstemi dinleyici müstemi müstemi on müstemi ani müstemi ona müstemi erkekleri müfredi testiniz çoğulu vardır müennesin müfredi testiniz çoğulu vardır sular pınarlardan çıkıyor bir kere fiilimiz haraca <laughs> yahrucu evet çoğulu <laughs> bir kere başa isim yazmam lazım El miyahu. Akız çoğul olduğu için fiil müennes getirmem lazım. Tahrucu çıkıyor. Nereden? Minel uyun. Aynun. Pınar çoğul uyun. Minel uyuni. Evet. Aynun uyun. Göz pınar. Hem insan gözü oradan da su akıyor bakın. Burada el miyahu mübteda. Haber tahrucu minel uyun. Haber niye yahrucu olmadı? Çünkü müpteda akılsız çoğul olduğu için haberi müennes gelmesi lazım. Bunun müfredi meün. Onlar müennes ismi işaret açıklamayı anlıyor. Müennes onlar üleike. Hem kadınlarda kullanılır hem erkeklerde. Yani hünne demiyoruz. Niye? Zamir deseydik hünne diyecektik. Ee, anlıyor. Fehimi anlamak Yefhem, fehime Yefhem, anladı olsaydı fehime onlar anlıyorlar kadınları gösteriyoruz yefhemne çekmemiz lazım fiili ulayke yefhemne evet açıklama eş şer Türkçede şer diyoruz Arapça şerh ulayke yefhemne şerh eğer bu Türkçede biz müennes ismi şart demeseydik yefhemne, yefhemune de olurdu. Yani erkekleri kastetseydik o erkekler yani onlar yefhemune şerha olurdu. Evet ülaike mübteda mahallen merfu yefhemne şerha bu haber fi cümlesi halinde gelmiştir. Peygamberler insanlara adaleti emrediyor. Emretmek emara yemuru b ile kullanılır. Emrediyor. Tabi bu fi cümlesi de olabilirdi ama konumuz isim cümlesi olduğu için evet er rusulü diyebiliriz. Nebi şu el enbiyev de diyebiliriz. El enbiye de olur. En yun de olur. Bakın nebi yunun çoğulu en yun de var. Çoğul meselesi tamamen ezber işidir. En nebi Evet. Er-rusulü peygamberler emre diyor mu, emretti mi? Emrediyor. Kim Kim emrediyor? İnsanlara. O mef'ul. murune nase. Evet. Neyi emrediyor? Bil adli adaleti. Adil olmayı. Evet. Er-rusulu ye'muruna en-nase bil adl. Er-rusulu ye'muruna en-nase bil adl. El-enbiya'u ye'muruna en bil adl. En-nebiyyuna ye'muruna en bil adl. Er-rusul mübteda geri kalan ye'muruna en bil adl haber fi cümle halinde gelmiştir. Hocalar bunlar müennes hoca. Öğrencileri öğrenciler de müennes müzeye götürüyor. Götürmek fiili ehaze ehaze tek başına aldı ehaze ile yehuzu ile evet bu götürüyor. Hem mef'ul var hem şey. Aynen bu İngilizce'deki take to gibi. Take tek başına almak. Take to bir yere götürmek. Şimdi hocalar müennes el müderrisatü Kadın yani el müderrisatü Evet. Şimdi fiil getireceğiz. Götürüyorlar. Götürdüler değil götürdüler olsa ne olurdu. Yehuzne. Evet. Kimi öğreniyor? kadın kız öğrencileri et talibati veya tilmize olur. Et talibati nereye ila şimdi müze ilal mütehaf ilel mütafi. Mütaf olur. metaf x de var. Şimdi okuyalım. El müderrisatü ye'huznet talibati ilel mütaf. Tabi el müderrisat yerine el muallimatü ye'huznet talibati ilel mütaf da deriz. El üstadatü. Üstadatün çoğulu bu derste içinde yine aynı kadın öğretmenler geçmişti. El müderrisatü yani el üstadatü ye'huznet talibati ilel mütaf da diyebiliriz. Evet buradaki talibet yerine et tilmizet de olur arkadaşlar. O da kız öğren çünkü onlarda. da. Gördüklerimizin hepsini atlatmaya çalışıyorum. Yani o olmaz mı diyenler olabilir aranızda. Tilmizeti. Evet. El müderrisatu el müderrisatü yehuzne talibeti ile müthaf. Kadın hocalar kız öğrencileri müzereye götürüyor. Götürdü olsaydı ekhazne derdik. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşça kalın.